Bugün ekibimizle İstanbul Siyuliyeti'nin en önemli öğelerinden olan Süleymaniye Camii ve Külliyesi'ni gezeceğiz. Her devir kusursuz dengenin, zarafetin, büyüklüğün ve sükunetin sembolü olan cami ve külliye, daha önce hiç rastlanmayan bir büyüklük ve mimari tasarıma sahip. Bugün Süleymaniye'deyiz. Muhteşem Süleymaniye. Niye muhteşem? Aslında burası Mimar Sinan'ın kalfalık eserlerinden olarak geçiyor ama bana göre ustalık eserinden de ziyade inanılmaz güzel bir mekan. İnanılmaz güzel bir mimari ve kutsal bir mekan burası. Yani üzerinde bulunduğu bu tepeyle, bu şehirle, hepsiyle beraber inanılmaz derecede bir güzellikler barındırıyor. Ve bu kadar muhteşem bir alan içinde iyi bir ustayı beraberinde konuk etmek istiyorum sizler için. İzzet Keribar Hocam. İzzet Hocam çok uzun yıllardır fotoğraf sanatına gönül vermiş, o manada emekler sarf etmiş, inanılmaz bir usta. Çok sevdiğim, eserlerine çok saygı gösterdiğim ve dünya çapında da aslında birçok ödülü olan, dünyada da çok gezmiş bir ustamız. Bu güzel mekanı peki ustamızla beraber o zaman ne yapalım? Fotoğraflayalım mı sizler için? Bakalım neler çıkacak. Buyurun hadi. Hocam kolay gelsin. Merhaba. Merhaba, nasılsınız hocam? Teşekkür ederim, çok teşekkür ederim. Siz nasılsınız? Sağ olun hocam, ben de. Ne güzel burada sizi görmek. Hocam sizi görmek, yani bu kadar güzel bir mekanda. Çok heyecanlanıyorum. Her geldiğimde yeni köşeler keşfediyorum. Burası fotoğrafı bitmez. Bitmez. Hocam aslında burası Mimar Sinan'ın kalfalık eseri diye geçiyor evet. Ama bana göre ustalıktan da öte bir şey. Siz ne diyorsunuz buna? Bakın 60 yıldır fotoğraf çekiyorum. 60 yıl. 65 yıl hatta diyeceğim, yuvarlak rakam olduğu için 60 diyorum. İlk çektiğim yer burası diyebilirim, Süleymaniye. Yani makine 1952 yılında. Göz ağrım diyorsun. Göz ağrım, yani burayı artık ne kadar sevdiğimi ve her geldiğimde de az önce söylediğim gibi yeni açılar keşfediyorum. Burası bitmez tükenmez bir hazine benim için. Siz ne derseniz az ya. Ustalık eseri, tabii Edirne'yi de çok iyi biliyoruz ama. Edirne ayrı bir şey ama buranın, yani Süleymaniye'nin bana göre apayrı bir havası var. Mesela Selimiye, evet, Selimiye'nin duruşu, şekli, ustalığı vesairesi, oradaki o çinileri, sizin daha önce fotoğraflarınız da vardı orada. Onların hepsi bir ayrı güzel. Fakat buranın kendine has bir manevi bir mistik bir de mistik bir havası evet, var. Onu ben hissediyorum zaten. Her gelişimi hissediyorum. Haklısınız aslında. Peki hocam, nereden başlamamızı önerirsiniz? Ben bugün burası biraz fazla güneşli. Kontrast çok fazla değil mi? Biraz fazla kontrastımız var. Dilerseniz içeriden başlayalım. İçeriden başlayalım. Peki hocam, o zaman buyurun. Teşekkür ederim. Ne diyorsunuz hocam? Şu muhteşem, nokta, muhteşem değil mi hocam? Muhteşem. Peki, bakın tam merkezdeyiz şimdi. Merkezi düğünün evet. Merkezi gibi evet, duruyor. Buranın merkezi, merkezi değil mi? Kainatın merkezi gibi. Kainatın merkezindeyiz sanki. Buradan bir kare çekelim mi hocam? Tabii.
Peki hocam, iç mekanlarda özellikle çok sevdiğiniz, yani mimari fotoğraf çektiğimizde iç mekanlarda bu benim için olmazsa olmaz dediğiniz neler var hocam? Farklı bir yanıtla başlamak istiyorum. Her şeyde olduğu gibi, bütün sanat kollarında olduğu gibi yaptığınız işi sevmeniz lazım. Sevgi. İçinde aşk. Birinci bunun koşulu, o olunca her şey daha kolay oluyor. Şimdi sizin tabii daha teknik olarak sormuş olduğunuz soruya ben daha teknik bir cevap vereyim. Mimari fotoğrafta benim için olmazsa olmaz dediğin şey dikeylere saygıdır. Dikeylere çok saygı göstermek, dikeylere saygı. Bakın bunun altını çizmemiz gerekiyor. Altını çizmeye hakikaten. Altın kurallardan bir tanesi dikeylere saygı. Çünkü dikeyler her zaman dikeydir. Eğer perspektif almak istiyorsanız tabii yataylar şekil değiştirebilir. Biz bakın dikeyler her zaman dikey kalacak. Dikeyler dikey kalacak ve dikeylere saygı göstermemiz lazım. Tabii hemen onun kadar önemli olan ışık olayı var. Şimdi içerideki ışık ne ışığı acaba? Onu bilmemiz lazım. Tabii ışığı daha zorladan Photoshop oyunları ile değiştirmemiz mümkün. Fakat önceden o ışığı taramanıza yarar var. Acaba bunlar yeşil mi çıkar, sarımtırak mı çıkar, turuncu mu çıkar, mavi mi çıkar? Onun provasını yapmanız lazım. Hocam önceden bunlar bizim analog makinalarda, evet, kimyasal filmlerde işte farklı markalar vardı. Her bir markanın da kendi ışık benzerleri vardı. İşte X makinenin, X filmin daha sarıya giderdi. Bir başkası daha yeşile kayardı. Ona göre ama de ona, kutuları renklendirdi. Ona ilaveten de bir ışığın rengini ölçen aletler vardı. Ve biz o zaman hatırlıyor o dönemi yaşamış biri olarak ona göre biz sonuç alarak farklı filtreler kullanıyorduk. Filtrelerle onları dengeliyorduk. Onları dengelemeye çalışıyorduk. Ama artık dijital ortamdayız. Şimdi dijital ortamda Photoshop bizi sonradan kurtarıyor. Orada hangi taraf rengini beğenmiyorsam istediğim gibi o bölümü ayırarak ben sonra da rahatlıkla değiştirebiliyorum. Şu anda madem Photoshop'tan bahsediyoruz hemen eklemek istiyorum. Çok kişi size Photoshop sahtekarlık diyecektir. Efendim siz işte fotoğrafı değiştiriyorsunuz, orijinallik gidiyor falan diye. Bana kalırsa bunu diyenler fotoğraf dünyası için değiller. Çok haklısınız hocam. Hemen küçücük bir ilave yapabilir miyim, evet, hocam? Daha önce işte karanlık odada çalışırken orada da fotoğrafların üzerinde bir takım oynamalarımız vardı. Oynamalarımız vardı. Fakat onlar nasılsa unutulmuş. Artık yeni tarafta bunlar Photoshop'la, evet, beraber Photoshop geldiğinde. Bilmeyenler sanki fotoğrafı karşı böyle bir olumsuzlukla bakıyorlar, dışarıdan bakıyorlar. Ben şanslı oldu. İleri yaşıma rağmen diyeceğim size. 60 yaş itibaren ben şimdi 15-20 seneden beri bu işin içinde ve Photoshop'un da dersini veriyorum. Bu inanılmaz güzel bir şey hocam. Ve şunu diyebilir miyiz hocam, önemli olan fotoğrafta sonuçtaki fotoğrafın bize hissettirdiği duyguları ön plana çıkartmamız değil mi? Kesin öyle ama siz bunu çekerken ileride ben Photoshop'tan çekeceğim diye önceden tedbir almanız lazım. Tabii gazeteci her için konuşmuyorum. Evet. Biz burada sanat fotoğrafı çekmeye çalışıyoruz, mimari fotoğraf çekiyoruz. Mimari fotoğrafın basıldığı zaman o gerçek renklerle, gerçek deriliğini ve mimarın yani ustalığını hissedebilmemiz lazım. Bu çizme için her şeyin doğru olması için Photoshop'a ihtiyacınız oldu. Ben size kesinlikle söyleyebilirim. Özellikle yani daha sonra fotoğrafları işlemek için mutlaka ve mutlaka JPEG değil de RAW'la beraber çekmelerini. Yani çünkü artık bu RAW eski fotoğrafların negatif, evet, hali gibi düşünebiliriz değil mi hocam? Düşünebiliriz. Çünkü zaten bu andaki olduğu gibi RAW. RAW işleyebilirim. RAW işlerseniz ayrı bir şey o tabii. RAW işlemek ondan sonra normal Photoshop'a geçiyoruz. Önce RAW'da belirli olgunlaştırıyoruz. Çünkü RAW'da yapılan rötuşlar diğer Photoshop'u ikinci bölümde yapılan rötuşlardan çok daha sağlıklı. Diğer tarafında şöyle bir şey, JPEG zaten yani işlenmiş yani hafif sıkıştırılmış, küçültülmüş fotoğraflar ama profesyonel olarak düşünen arkadaşlarımız için mutlaka surette RAW çeksinler, JPEG olarak saklasınlar ama asıl orijinalleri TIFF olarak saklasınlar. Niye? Çünkü bozulma ihtimali daha düşük. Bozulma düşük ve daha büyük, yani o fotoğraflarla istenilen boyutta, yani makineniz tabii el veriyorsa, çözünürlüğü yüksekse yapabilirsiniz. İçeride başka nelere dikkat etmemiz lazım? İşte ben de zaten bu konuya ışık tabii. Işığın renginden zaten az önce sözünü ettik. Bir de pencerelerden gene ışık var. Pencerelerden özellikle bakın güneşli günlerde, kapalı günleri daha çok seviyoruz iş mekanları için. Daha karanlık olabilir ama daha homojen bir renk olduğu için. Hele tripod kullandığınız zaman çok sorun doğmuyor. Ya. Çünkü en karanlık yerde dahi tripod uzun pozla gündüz gibi gösterebiliyorsunuz. Ama bu sefer ne oluyor? Pencerelerden patlaklıklar meydana geliyor.
Bu nedenle ben arkadaşlarıma, genç arkadaşlarıma cami içinde ya da kapalı mekanlarda mimari fotoğraf çekmek isteyenlerin en önemli koşulu bir sop kadar daha koyu çekmelerini öneriyorum. Niye? Pencereler patlamasın. Patlamasın. Pencere, koyu renkleri şu veya bu şekilde Photoshop'ta düzeltebiliyorum. Eğer tripod kullanmıyorsanız, tripod, şu anda tripodumuz yok ama tabii ki tripod kullanmak en doğrusu. Yani çünkü normal ISO'da çekiyorsunuz. Tripod kullanmayınca çok dikkat edilmesi gereken bir şey var. Zaten ilk fotoğraf dersinde bu size söyleyecek. 1/125'ten en saniyeli hızından aşağı düşmemek. 1/125. Çok yani geniş açı kullanıyorsanız 1/60, hadi 1/30 artık son limit olarak. Titremeye başladı. Titremeye başlar. 1/30'da mutlaka başlar. 1/60'tan, hele 1/160'tan aşağı kesinlikle düşmemeleri lazım. Bunu bir cami içinde elde edebilmek için ISO'nuzu yükseltmeniz lazım. Yükseltmeniz lazım. ISO yükseltince ne oluyor peki? Bunu zaten herkes biliyor. Çok kalitesiz bir makinede hemen grenleşiyor. Grenleşiyor. Ve bu greni düzeltme programları bir yere kadar düzeltebiliyor ama tam olarak değil. Zaten bir fotoğraf makinesi aldığı zaman en çok dikkat ettiğim şey acaba bu makine gren yapıyor mu yapmıyor mu? Gren yapıyor mu yapmıyor. Özellikle yeni nesil makineler bu konuda biraz daha becerildi. Biraz daha iyi. 2002'de ben çünkü dijitale geçtim. Hocam ben affınıza sığınarak bir şey demek istiyorum. Ben az önce pencereler dediniz. Ben hemen arkaya gördüm, döndüm. Evet, orada arkada çok enteresan. Ben de sizinle konuşuyorum ve sol gözümle orada ben orayı takip ediyorum. Orada enteresan bir şey var ama bu açıdan çekersek bakın o arkadaş şu anda gölgede kalacaktır. Onun için biraz daha sola giderek pencereyi yok edersek. Bir müsaade istesek mi hocam? Bir müsaade rica edelim. Daha sonra sohbetimizde kaldığımız yerden devam edelim. Öyle yapalım. Çok da kaçırmak istemem. O kadar güzel durmuş ki orada. Sanki oranın bir parçası gibi. Parçasıymış gibi. Ben gidip isteyeyim mi? Yoksa siz buyurun hocam, buyurun hocam. Buyurun hocam. Beraber geçelim. Merhaba. Bey kardeşim, siz burada duruyorsunuz da biz orada sohbet ediyoruz. Sizin bu duruşunuzu gördük. Pencere önünde bir pozunuzu çekmemize mahsur var mı? Müsaade eder misiniz? Çok teşekkür ederiz. Peki hocam burada nasıl bir fotoğraf yapmayı düşünüyorsunuz? Şimdi burada dediğiniz zaman bir caminin içinde olduğumuzu unutmayalım. İlk yani şart bu. Demek ki camiyi anlatan sadece bir insan çekmiyoruz. Caminin içinde bir insan çekiyoruz. Çok yakın portre çekersek herhangi bir yerde çekerim. Sokakta çekerim, evinde çekerim. Bilmeyeceğiz. Burada çok yakın olmaması gerekiyor. Tespitleri görüyorum, arkadaki çilleri görüyorum, penceredeki işlemeyi görüyorum, halıyı görüyorum. Kırmızı bir halı var, o çok önemli ya. Kırmızı bir renk da çizecek. Ve sol tarafında o dev mumları görüyorum tabii. Şimdi bütün bunları bir araya getirmek istersek bir mahsur olacak o zaman. O da neydi? Soldan gelen pencereden gelen ışık. O fazla bir ışığımız var. Fazla bir ışığımız var. O ışığı biraz olsun ben azaltmak için biraz sola kaçmam lazım. Bakın az, şöyle az gitti. Bir şey, az bir şey kaydırdım orada. Az bir şey kaydırdığım zaman artık ışığın fazlası şey diyor. Dik bir fotoğraf olacağı şimdiden belli. Belli diyorsunuz. Belli. Olduğum yerden mümkün olduğu kadar hem bu tesbihi bütün burayı güzel bir şekilde kapsayan ve merkezde arkadaşı gösterecek olan bir kare düşünüyorum. Çok güzel. Diklere dikkat etmeye. Diklere saygı göstereceğiz. Saygı göstereceğiz. Evet. Bunu unutmuyoruz. Evet, şimdi her şey burada meydanda. 1000 ISO'da 60 en santen almış durumdayım. Elinize sağlık hocam. Elinize sağlık. Elinize sağlık. Dediğiniz gibi çok yakın çekseydik bu herhangi bir yer olabilir. Herhangi bir yer olabilir. Herhangi değil mi? Bir yer olabilir. Ama biz şu anda caminin güzel taraflarını detaylar eklemiş olduk fotoğrafı. Ve burası da bir İnanılmaz güzel bir cami. Yani. Peki hocam, beyefendi teşekkür et, devam edelim mi? Evet. Çok teşekkür ederiz. Efendim, bize yardımcı çok teşekkür ederim. Hakkınızı helal edin. Ben de teşekkür ederim. Sağ olun efendim. İyi günler diliyorum. Buyurun hocam. Osmanlı'nın farklı uygarlıklara ve geniş bir coğrafyaya hükmettiğini göstermek için caminin yapı malzemeleri ülkenin dört bir yanından getirilmiş. Mimari açıdan yüksek boyutlarda olan caminin kapı, pencere, mahfil, mihrap nişi gibi mimari elemanları ise normal ölçülerde. Mihrap ve minber ise gerek mermer işçiliği, gerekse çini bezemeleriyle mükemmel. Büyük usta Mimar Sinan, camide örümceklerin ağ örmelerine mani olmak için binanın muhtelif yerlerine deve kuşu yumurtaları astırmıştır. Böylece deve kuşu yumurtasını sevmeyen örümcekler, böcekler ve hatta akrepler camiden uzak tutulmuş. Hocam, şimdi deve kuşu yumurtaları öyle. Burada çok ilgi çekici bir nokta daha var hocam. Mesela şu anda bir ışıklandırmamız var, lambalarımız var. Evet, evet.
Lambalardan önce ne vardı? Kandil. Kandil vardı. Peki hocam, bu kandilin isi nereye gidiyordu hiç düşündünüz mü? Ya yer çekiminin tabii daha hafif olduğu için muhtemelen kulbeye doğru yükseliyordu. Kulbenin her tarafına yapışmış olması lazım. Yapışmış olması gerekiyordu. Fakat işte o mimarsından Yukus'tan... Ne düşünmüş? Kandillerden çıkan o yağ, o is sadece camide iki noktada birikiyor. Bu isler orada ne oluyor daha sonra? Toplanıyor. Toplanıyor ve nerede kullanılıyor? Hatta kullanılıyor. Ama bir nokta daha var hocam. En iyi hat mürekkepleri de özellikle develere yüklenir. Hac zamanında hacca giden yolcularla beraber Mekke-i Mükerreme'ye kadar gider. Oradan tekrar yolculuğa geri gelir. Yani o süre zarfında yani o süre zarfında o olgunlaşır. Olgunlaşır. Oradan evet. Gidip geldikten sonra onlar mürekkebe dönüştürülür ve en iyi hat mürekkepler, yüzyıllar boyunca dayanan mürekkepler orada oluşur. Peki hocam, bir de kadınlar mahfilini çok birkaç kere alabilir miyiz? Yani bir açımızı biraz farklılaştıralım. Hadi gidelim. Bakalım orada neler çıkacak hocam. Çok güzel değil mi hocam? Muhteşem bir ışık. Yukarıya çıkınca ufkumuz daha da genişledi ve çok homojen bir ışık var farkındaysanız. Dengeli, dengeli. Çok dengeli, inanılmaz. Müthiş. Bir de hocam burada böyle bir şey var. İnanılmaz güzel bir simetri var burada. Ben genç fotoğrafçı arkadaşım, simetri çok önemli mimari fotoğrafta. Ben her zaman simetriden yanayım. Fakat çok önemli bir şey var. Simetri kaçırdığı zaman hiç çekmiyor fotoğrafı. Simirde kalın. Eğer kaçırmak istiyorsanız 45 dereceye girin diyorum ben. Ya tam kaçırın ya tam kaçırın ya, tam ama yapın. Tam yapın. Ya şu anda ben ortadayım ya buradan çekeyim. Ya biraz ortaya kaçırdığım zaman o fotoğraf bence ya dediğiniz gibi tam kaçıracağız. Tam kaçıracağız. 45 derece diyorum işte. 45 derece. 45 derece mesela. Bakın, çok 45 çok derece. Önemli. Çok perspektif ağzınıza tabii. Ağzınıza sağlık hocam. Çünkü bu çok çok önemli. Çok önemli. Peki hocam, simetriyi kaçırmadan birkaç kere buradan bir çekelim mi? Ne çekelim dersiniz? Tabii. Ben zaten sizden bu teklifi bekliyordum çekmek için. Siz de çekin, ben de çekeyim. Bakın şu anda kullandığım objektifi görüyor musunuz? 14 milimetre. 14 milimetre yani oldukça hatırı sayılır bir geniş açı. Sığdırabilir geniş açı. Sığdırabilir. Fakat yine de sığması için ben şu anda bu şekilde sığdıramıyorum, kaldırmam gerekiyor. Fakat ileride perspektif düzeltici programla tekrar insanın gözünün gördüğü gibi dik hale getirebiliyorum. Kesinlikle. 14 milim demişken hocam, şunu da söyleyebilir miyiz? Aslında 14 milim balık gözü değil. Yani geniş açının sınırı. Balık gözüne benziyor ama değil. Evet, yani asperyaldır, yuvarlaktır ama balık gözü değil. Tabii geniş açını bittikten sonra ufak bir caminin işte sağda kalan ve solda kalan bölümleri de görebiliyorsunuz. Mesela burada sırasına bu zincirler, yani avizelerin takılmış olduğu zincirler. Bunları en iyi nasıl yok ederiz? Tek bir çizgi haline getirebilirsiniz. Orta simetri zaten. Doğru hizada o zaman yani. Hiçbir sorun kalmayacak. Evet ama hocam. Bazen daha kalın olabiliyorlar ona. Evet. Ve karşıda mesela bir hat yazısı olduğu zaman bozabiliyor. O biraz yani ne sıkı yapmamızı sıkı. Tam olarak bilemiyorum. Yani zinciri yana çekersek simetri bozuluyor. Önden hat bozuluyor. Aslında hocam bakın çok enteresan bir şey dediniz. Yani orada ne yapmamız gerektiğini tam bilemiyoruz. Şöyle bir şey diyebilir miyiz hocam? Yani fotoğrafta, fotoğraf sanatını icra ederken, aslında bu başka şeyler için de geçerli. O an içinde bulunduğumuz duruma binaen yapmamız gereken, dikkat etmemiz gereken konular var. Konular var, evet. Değil mi hocam? Yani doğru. Her zaman illa şu kural diyemeyiz. Yani değil miyiz tabii? Çünkü her şey benziyorsa da aslında her şey birbirine farklıdır. Farklıdır yani. Başta ışık. Işık. Mesela benim ışığımla aramızda bir yarım metrelik mesafe var ama ikimizin ışığı farklı inanılmaz olabilir. Derece farklı, farklı gösterebiliyor. Doğru. Hocam bir kareli ben alayım o zaman. Lütfen ama ortaya geçin isterseniz. Lütfen hocam. Sizin objektifiniz kaç milimetre? Bu 24 milimetre hocam.
Bakın hocam, burada da bir 24 milimetrelik bir çalışma var. Ama kemer gözükmüyor. Evet. Eğer diş çekerseniz buradaki kemeri de dahil edebiliriz. Kemeri de dahil edebiliriz. Tabii. Önce bir yatay aldık. Peki, bir de dikeye saygıda bakalım nasıl bir sonuç elde ediyoruz. İşte 24 ile 14'ün farkı burada belli oldu. Çok fark edecektir hocam. Bakın burada, burada evet. Dikey kemeriyle beraber. Çok güzel. Ama gayet iyi. 24 ile 14 arasında ciddi bir fark. Ciddi bir fark. Ciddi bir fark. Bir arada 18 var. Her şeyde 24, 21, 18. Yani ciddi bir fark 17. Var. Evet. Seyahate gittiğim zaman belki bu biraz ağır diye almıyorum ama 17'mi alıyorum. Evet. Hocam burada bir konuya daha değinmek istiyorum. Ya, o konuda ne dersiniz? Mesela lenslerden hazır laf açılmışken. Evet. Diyelim elimizde işte 17-51 lensimiz var. Evet. Birçok arkadaş bunu diplerde kullanmayı seviyor. Yani işte ya 17'de ya 50 tarafında, ne tarafını kullanacaksak. O diplerde kullanmasını doğru buluyor musunuz? Yoksa ben, dipten ziyade biraz öne ileri geri almakta mı fayda görüyorsunuz? Yok, benim için hiç mahsuru yok. Madem 17-50, 17-51 dediniz galiba değil mi? 17-50, beraber 17-50, 24-70, 24-70, her 24-24'te kullanabilirsiniz. Bence evet. Bir... Herhangi bir mahsuru yok. Aslında şöyle bir şey de diyebiliriz mi hocam? Yani şimdi birçok size çok daha fazla soruyorlardır. İşte hocam hangi makineyi tercih edersiniz? Evet. Benim sorduğum soru şu. Ne yapmak istiyorsunuz bunlarla? Yani güzel, ne yapmak istiyorsunuz? Ne yapmak istiyorsunuz? Ama başta insanlar ne yapmak istediklerini bilmiyorlar. Evet. Zamanla belli oluyor. Herkes her yerde fotoğraf çekmek istiyor. Ve herkes çok başarılı olmak istiyor. Kısa zamanda profesyonel kalitede fotoğraf çekmek istiyor. Peki hocam. Aşağı doğru geçelim mi? Aşağı? Tabii geçelim. Buyurun hocam. Süleymaniye Camii'nin en önemli özelliklerinden biri de akustiği. Kubbelerin tasarımı sayesinde ses oldukça berrak bir şekilde tüm camide yayılıyor. Caminin dört minaresinden ikisi iç avlunun kuzey cephesinin iki köşesinde ikişer şerefeli. Diğer ikisi ise üç şerefeli ve arka cephenin köşelerinde yer alıyor. Bu hafta Kanuni Sultan Süleyman ve Mimar Sinan'ın devrin güç simgesiyle mimari dehasının birleşimi olan Süleymaniye Külliyesi'ni gezip fotoğrafladık. Hocam bizimle beraber bu güzel güne eşlik ettiniz. Yani size ne kadar teşekkür etsem azdır yani. Ben de sözüme bunu da başlamak istiyordum. Beni buraya çağırmak da onurlandırmış oldunuz. Sağ olun. Hocam o onur bize ait çünkü sizlerden farklı şeyler öğrendik. Yani sizlerden seyircilerimizle, bizler ve seyircilerimiz olarak çok farklı şeyler öğrendik. Yani belki de bazı yeni başlayanların bilmediği önemli noktalara parmak değdirmiş oldu. Ufak tefek pif noktalarından demin yararlı olabilecek şeyler, özellikle mimari fotoğraflarda hatırlanması gereken birçok şey değindik bugün. Bir şey daha var söylemek istediğim, içeride bahsetmediğimiz. Bakın Süleymaniye'ye bugün geldik, birkaç saatimizi burada geçirdik. Evet, fotoğraf çektik, sohbet ettik, tarihinden konuştuk, çeşitli mekanlarda fotoğraf çektik. Peki biz burayı gördük demek kadar yanlış bir şey olamaz. Birkaç saat geçirmemize lazım. Bana bazı arkadaşlar diyorlar ki ben Süleymaniye'yi gördüm, sen hiçbir şey görmedin diyorum ben. Evet, daha önce... Hocam sizce yani bu ölçekte büyük bir yeri fotoğraflamak için ne kadarlık bir zamana ihtiyaç hissediyorsunuz? Yok, limit yok. Limit yok. Özellikle bu kadar dev eserlerde, bu kadar ihtişamlı eserlerde ben burayı bitirdim demek kadar yanlış bir şey olamaz. Mesela ben sizin bir çalışma prensibinizi daha biliyorum. Siz herhangi bir yere fotoğraf çekmeye gitmeden önce bir gün öncesinden oraya gider, oranın açılarını keşfeder. Tabii buraya geldim. Zaten size ben telefonda randevulaştığımız zaman daha önce gelip burada böyle görevi, vazifemi, ödevimi yaptım diye size ben yaptım. Çünkü buraya tabii çok geldim de son olarak yani bir daha tekrar, bir hafta 10 gün önce bir daha gelip durumu bir daha unutmayalım ki burası restorasyon yapıldığı için her sefer farklı çıkabiliyor. Tahmin edersiniz ki 50-60 yıllık fotoğraflarım var arşivimde Süleymaniye'nin. Daha kaç tane restorasyon gördü o günden sonra. Harika.
Hocam tekrar tekrar teşekkür ediyorum. Yani bizim de bugünü bize bahşettiğiniz için, bize bu kadar emek sarf ettiğiniz için, bize ve seyircilerimize size çok çok teşekkür ediyorum. Umarım bu anlattıklarımız seyircilerimizin kulağına küçük küçük tüpeler olur. Onların da ileride çekecekleri o güzel harika fotoğrafları biraz daha zenginleştirmiş olur. İnşallah efendim. Ben de TRT Diyanet'e çok teşekkür ediyorum. Gerçekten güzel bir gün oldu. Çok sağ olun hocam. Sağ olun. Çok teşekkür ediyorum. Sağ olun, var olun. İyi günler. Hocam.